4. Murat saltanata geçtiğinde taht kavgalarının önüne geçmek ve yerini sağlamlaştırmak adına diğer 3 kardeşini öldürtmüştü. Bir tanesi hariç. İbrahim. İbrahim diğer kardeşlerinin ölümüne tanık olmuş ve bu durum onun psikolojisini bir hayli bozmuştu. Sırrının bir gün mutlaka kendine geleceğini düşünüp duruyordu. Lakin korktuğu başına gelmeden padişah 4. Murat hayatını kaybetti. Tahtın tek varisi ise kendisiydi. İbrahim'e abisinin öldüğünü ve yeni padişahın kendisi olduğunu söylemeye geldiler. Fakat İbrahim önce bu duruma inanmadı. Bunun bir tuzak olduğunu ve kendisini öldüreceklerini düşündü. Kapısını kilitledi ve odadan çıkmayı reddetti. Bir türlü ikna olmuyordu. Sonrasında annesi Kösem Sultan oğlu İbrahim'i ikna etmeye geldi ve zor bela İbrahim'i dışarı çıkardılar. Abisinin öldüğünü ancak cenazesini görünce inandı. Sultan İbrahim artık padişah olmuştu ve tahta çıktığında dudağından şu sözler döküldü. Ya Rabbim, biraz sonra iki dudağım arasından bu kadar memleketin ve tebaanın kaderini etkileyecek sözler çıkacak. Ben buna layık mıyım? İbrahim'in hiç çocuğu yoktu ve kendisine bir şey olursa varis bulunmayacaktı. Hanedan geleceği için Sultan İbrahim'in derhal bir erkek çocuğunun olması gerekliydi. Ancak Sultan İbrahim cinsel konularda tutukluydu. Padişaha hareminde hiçbir şeyini eksik etmeyecek bir hizmette bulunuluyordu. Cinsel gücü artırması için 2 sene boyunca padişaha verilen türlü macunlar, ilaçlar ve otlar İbrahim'in zihnini bulandırmaya yetiyordu. Nihayet 1642 yılında Şehzade Mehmet dünyaya geldi. Ardından onun kardeşleri Süleyman, Ahmet, Orhan, Cihangir, Selim ve Murat doğdu. Artık tahta çıkabilecek varisler hazırdı. Gel zaman, git zaman Sultan İbrahim'in sağlığı gitgide bozulmaya başladı. Hatta Vezir-i Azam Kara Mustafa Paşa'ya şöyle bir yazı yazmıştır. Sancı ile yatıyorum, irkilerek öğreniyorum. Kulaklarım tıkanıyor. Şöyle bir sıkıntım var ki ölüyorum. Halim iyice yaman oldu. Eski hastalığım tekrarlanıyor. Ne kollarım ne başım var. Kederdeyim. Tam da o sıralarda Cinci Hoca namıyla birisinin adı duyulmuştu. Söylentilere göre nefesi kuvvetli olan bu hoca hastaları tez iyileştirirdi. Kösem Sultan bu hocayı saraya çağırtarak Sultan İbrahim'i tedavi etmesini istedi. Ne olduysa padişah düzelmeye başladı. Bunun sonucunda ise hoca ödüllendirildi ve kendisine bir saray verildi. Ardından kaz asker yapıldı. Fakat padişahın psikolojik rahatsızlığı yine boy göstermeye devam ediyordu. 1645 yılında Girit üzerine bir sefer yapılmış ve bu sefer başarılı olmuştu. Ancak ada tamamen fethedilememişti. Seferi yönetenlerden biri olan Yusuf Paşa, yanında padişaha hediye etmek için antik Yunan döneminden kalma 2 mermer sütun getirmişti. Sultan İbrahim adanın tamamının fethedilememiş olmasına ve bu hediyeye oldukça sinirlendi. Kendisiyle dalga geçiliyor sanıldı. Padişah 1646 yılının soğuk bir kış günü Yusuf Paşa'yı çağırdı ve Girit'in tamamen alınmasını istedi. Kaptanı Derya Yusuf Paşa mevsimin uygun olmadığını, hazırlıkların da zaman alacağını söylediğinde padişah köpürdü ve hemen cellatları çağırdı. Yusuf Paşa'yı öldürttükten sonra cesedine bakarak şu sözleri söyledi. Ne güzel kırmızı elma gibi yanakları varmış. Yazık oldu, kıydım. Padişah ruhsal sıkıntılarını gidermek için İstanbul'un en meşhur şehirlerini ve dervişlerini ziyaret ediyordu. Şişman ve dev kadınları çok severdi ve onun isteğiyle kendisine şişman ve dev bir kadın bulundu. Kadına şekerpare lakabını taktı. Padişahın sinirleri ve psikolojisi iyice bozulmaktaydı. Vezirlerini idam ettiren, yanlış kararlar veren birisi haline gelmişti. Sultan İbrahim bir gece Yahudi bir cariyenin kendisine anlattığı, sarayını samur kürküyle kaplatan kral masalından çok etkilendi. Valilere haber göndererek samur kürkü ve cinsel gücü artırıcı amber temin edilmesini emretti. Padişahın bu tutkusu yüzünden samur fiyatları 10 katına çıktı. Sultan İbrahim harem odasını ve hatta sarayın pencerelerini bile samur kürküyle kaplattı. Samur kürkü vergisi yüzünden bazı tarihçiler bu döneme samur devri demiştir. Artık yavaş yavaş Sultan İbrahim'in sonu geliyordu. Bir sarayın havuzuna çıplak kadınları doldurup resimlerini çizdirmeye başlamıştı. Padişah bu işlerle meşgulken memlekette kıtlık çıktı. Şehir halkı İbrahim'in eğlenceye düştüğünü
kendilerini ise ihmal ettiğini düşünüyordu. Devlet erkanı ve annesi Kösem Sultan işlerin son raddeye geldiğini düşündü ve padişah delidir diye tahttan indirdiler. Sarayda bulunan taş bir odayı kilitlediler. Bu odanın kilit mührünü annesi Kösem Sultan vurdu. Artık işin sonuna geldiğini anlayan Sultan İbrahim, "Elhamdülillah cemaatin başıyım" dedi. Çünkü Osmanlı saltanatı onun soyundan devam edecekti. Şeyhülislam Abdurrahim Efendi tarafından İbrahim'e idam fetvası verildi. Bu fetvanın üzerine cellatlar Sultan İbrahim'in odasına girdi ve Sultan İbrahim'i boğarak öldürdüler. Naaşı deli olarak bilinen amcası 1. Mustafa'nın yanına gömüldü. Ve deli olarak damgalanmış bu ikilinin yanına başka hiçbir padişah defnedilmedi. Kimi tarihçilere göre İbrahim deliydi, kimine göre sinirleri ve psikolojisi yıpranmış bir padişahtı. Bu konuda Doktor Çağatay Uluçay'ın araştırmaları sonucunda Sultan İbrahim'in psikonevroz hastası olduğu ortaya kondu.